Şimdi bizim salaklar için de her şeyden önce bu lazım. İnsan misallerini ahmaklara göstermesinden, bir budalanın saçma sapan sözlerini dinlemesinden daha acı verici bir şikayeti olamaz. Başkaları onun yerine ne demek istiyor? Başkaları ne demek istiyor? Şeye o da... Sizi biraz sesinizi ondan çalıştırdığınız yani o var ya. Hayır o patoldan veriyor. Tekrar. İşte geliyor. Bir daha verelim. Onun ve diğer eserleri veriyorsun ya. O da diyor işte üstüne ah, bir... Başkalarının met edecekleri şeye o da başkaları yerine para veriyor. İşte geliyor. Devam ya çok. Sizin şu maskaralı bana gösterecek misiniz ha? Ne demek? Hangi maskara? Ha, sizi bugün biraz beklettim fakat bugün biraz asilzadeler gibi. Teyzim de bana ipek çorapları göndermiş. Ha, benim teyzim de bana ipek çorapları göndermiş. Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Abdurrahim Aslan. Aynı zamanda tiyatro eğitmeni. Hoş geldiniz öncelikle. Tiyatro çalışmalarımız 20 Kasım itibariyle başladı. Şu anda Halk Eğitim Merkezi'nde devam eden 4 tane kursumuz var. Bunlardan bir tanesi benim kursum. Diğeri Hüseyin Eren Özcan yönetmenimizin kursu. Yine Soner Yılmaz ve Gökhan Dündar arkadaşlarımızın da kursları var. Biz şu an Fehim Paşa Konağı, Kibarlık Budalası ve Hayırsız Evlat adlı oyunlarımızı çalışıyoruz. Bu akşam Kibarlık Budalası'nı çalışıyor şu an. İzlemekte olduğunuz oyunun provası. Biz tabii amatörce kendi çapımızda yine her meslek grubundan arkadaşlarımızın katılımıyla gerçekleştiriyoruz bu çalışmaları. Her meslek grubundan arkadaşlarımız var. İşte katip var, öğretmen var, mübaşir var, gazeteci var, televizyoncu arkadaşlarımız var, öğrenci arkadaşlarımız var. Biz burada özellikle Sirtli sanatseverlerin tiyatro alandaki boşluğunu doldurmak için elimizden geleni yapıyoruz. Yine Ulaş arkadaşımız var, Gençlik Kültür Evi'nde kursu yeni başladı, tiyatro kursu. Tabii biz çok Sirt'te çok ciddi anlamda bir tiyatro seveni var, tiyatro severi var. Biz bu boşluğu doldurmak için elimizden geleni yapıyoruz. Yine 25 Aralık'ta inşallah yine Sirtli sanatseverler için yine perdede yerimizi alacağız. Tabii Halk Eğitim Merkezi sadece tiyatro alanında değil, hemen her alanda kurslar açmakta. Şu ana kadar bir 250'ye yakın kurs açtık Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce. Yine bu kurslarda da 4000'e yakın kursiyerimiz yetişkin kursiyer başvuruyor. Tabi bunlar işte akıl zeka oyunları, satranç kursu, okuma yazma kursları, tiyatro kursu, bilgisayar, İngilizce, Arapça, işaret dili. Bunlar başlıcaları. Yine bayanlara yönelik el sanatları kurslarımız mevcut. Özellikle biz Sirt'teki bütün yetişkin insanları boş zamanlarını değerlendirmeye davet ediyoruz. Geliyorum. Polis eşiyim. Eşimin şark görevi sebebiyle Siirt'te bulunuyorum. Buraya ilk geldiğimde aslında klavye kursu için halk eğitime başvurmuştum. Abdurrahim Hoca sağ olsun tiyatro kulübümüz var gelmek ister misin diye bir öneride bulundu. Hiç aklımda yoktu. Hiç daha önce oynamadım. Sahnelerde hiç bulunmadım. Hep böyle güzel bir tadımlık izleyiciydim. Sonra katıldım ki gerçekten o sahne, buradaki ortam, arkadaşlarımız ve Siirt'in güzel insanları beni çok mutlu etti. Burada kendimizi eğlendiriyoruz en başta, daha sonra seyirciyle buluşuyoruz. Bu sahnedeki ışık ve arkadaşlık çok hoşumuza gidiyor. Çok tavsiye ediyorum. İlk başta kişisel gelişim için tavsiye ediyorum. Kuzama biraz sanki biraz gamlı geldi. Ah efendim, bunun sözlerin şöyle... besteye uygun olması lazım. Ama aynı şunun biraz ötesine berisine dokunun da canlanalım canım, Allah Allah. Hüseyin Eren Özcan, Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğreticilik yapıyoruz. Molière'in Kibarlık Budalası adlı oyunu çalışıyoruz. Kısa bir süre sonra bunu izleyicilerle buluşturacağız. Değişik meslekte arkadaşlarımız, ekip arkadaşlarımız var. Bu çalışmaların provalarını alıyoruz şu anda. Kısmet olursa 2-2,5 ay sonra bunu Siirt'te ilimizde bütün sanatseverlerle buluşturacağız. Sınıf öğretmeniyim. Fatih İlkokulu'nda görev yapıyorum. Halk eğitim bünyesinde oyun çıkarmaktayız. Kibarlık Budalası'nı çalışıyoruz şu an.
arkadaşlarımız, farklı şehirlerden gelen arkadaşlarımız var. İzmir'den gelen var, Mardin'den gelen var, Diyarbakır'dan gelen var. Sadece tiyatro amaçlı değil, kültürleşme anlamında da halk eğitim bünyesinde devam etmekteyiz. Gökhan Dündar, Halk Eğitim Merkezi uygulamalı tiyatro kurs eğitmenliğini yapıyorum. Bu sene bizi çok sevindiren, duygulandıran, tiyatro ile ilgili çok büyük bir ilgi, alakanın olması. Bugün provalarımızda bize katılan arkadaşların genelinde, öğrenci arkadaşlarımız, memur arkadaşlarımız, öğretmen arkadaşlarımız, değişik meslek gruplarından olan arkadaşlarımız var. Bu katılım bizi oldukça mutlu ediyor. Ve bizim oyunlarımızı izlemeye gelen seyircilerin ısrarla sanatsal etkinlik istemesi bizi biraz daha kamçılıyor. Ve biz biraz daha kendimizi bu konuda toplumsal sanat konularında duyarlı hissediyoruz. Buradaki bu güzelliği gördüğünüz zaman ülkemizin değişik yörelerinden gelen arkadaşlarımız var. Şunu her zaman söylüyoruz. Sanatın birleştirici gücüne hep inandık. Toplumla sanatın kaynaşması ve topluma yayılması çok güzel bir duygu. Ben eminim oyunlarımızı izledikten sonra insanların daha çok katılım sağlayacağını düşünüyorum. Daha iyi bizim de etkinlikler yapacağımızı düşünüyorum. Bu tür sanatsal faaliyetlere biraz daha fazla destek olmalarını rica ediyorum. Nasıl? Nasıl efendim? Ah, muhteşem efendim.